Bismillahirrahmanirrahim. Dün Taha suresi 112'ye kadar gelmiştik. Salih amelin ne olduğunu ve neyin olamayacağını konuşmuştuk. Bugün 113'ten devam ediyoruz. Böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve o onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık. Umulur ki korkup sakınırlar ya da onlar için düşünme yeteneğini oluşturur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Neden? Çünkü Peygamber Arapça dili biliyordu. Arap bir toplumun içindeydi. Kendi dilinden kendisine vahiy bilgi indi. Bu anlamda kullanıyor. Eğer Arapça değil de başka bir dilden indirilmiş olsaydı, o zaman o tercüme edilmesi lazımdı. O da büyük bir zorluk olarak karşısına çıkardı. İşte Arapça bilene Arapça bir Kur'an ha demelerin de böyle bir hikmeti, mantıklı bir anlayış olduğunu fark edemediler. Ve onda korkulacak şeyleri, ne demek korkulacak şeyleri? Dünya hayatında Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmezse ahiret aleminde ebedi bir cehennem azabı var. Korkulacak şey yok. Şekilde açıkladık. Umulur ki korkup sakınırlar. Bundan dolayı korkarlar, sakınırlar ya da onlar için düşünme oluşturur. Bunun sebep ve hikmetleri ince ince düşünülür ve doğru yolu bulma konusunda bir adım olarak atarlar mesajı veriyor. Hocam zaten Kur'an vahyi alan peygamberin dilinde değil de başka bir dilde olsa peygamber bunu anlamayacak, sürekli o dili anlayan birine gidip soracak, ya Allah bana bir şey söylüyor ama ne dediğini ben anlamıyorum. Bu abes bir şey olur yani. Tabii ki bak mesela. Mesela bugün mucitler icatlarını gerçekleştirirken hangi konuda uzmanlaşmak için çaba gösterir, aylarca, yıllarca o konuda düşünür, taşınır, bilmediği konuda bir ilham geldi mi, o insana kendi dilinden geliyor. Arapça olan Arap olana Arapça, İngiliz olana İngilizce, Fransız olana Fransızca, Türk olana Türkçe olarak gelir o ilham. Yani bu aslında bunun ne demek olduğunu çok iyi anlamanın bir metodudur diye düşünüyorum. Yani insanlara kendi dilinden Allah ona vahyediyor bilgiyi. Yani insan nerede takılmışsa o takıldığı bilgi kendi dilinden iniyor ki onu anlayabilsin. Buldum buldum diyerek çıkabilsin. Başka türlüsü yok. Evet, şimdi bir de bir şeye vurgu yapıyor Hayat Hocam burada. Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık. Yani buradan anlaşılıyor ki Kur'an sadece tek dize veya da tek tip bir anlatımla gelen bir kitap değil. Farklı farklı şekillerde anlatım tekniği kullanan bir kitap. İşte bu ayet de bu anlatım şekillerinin olduğunun delillerinden, belgelerinden birisi. Umulur ki korkup sakınırlar ya da onlar için bir düşünme yeteneği oluşturur. İnsanlar korkup sakınmıyorlar. Çünkü insanlar Kur'an'ı okumuyorlar. Mesela Osman Gazi işte bir yere gitmiş, misafir kaldığı evde bakmış, duvarda Kur'an asılıymış. Sabah aramış, böyle durmuş onun karşısında. Açıp okumamış Kur'an'ı. Kur'an'ın olduğu odada, yani ona saygısından dolayı uyumamış. Şimdi düşünün, böyle bir toplum. Kur'an bu topluma 50 türlü şekilde anlatsan olur, anlatmasan olur.
yapmakta zorlandıkları an, bir bakalım hadis var mı? Bir bakalım Suyuti ne demiş? Bir bakalım filan tarihçi bir rivayet var mı? Başka vurgular var mı? Oralara gidiyorlar. Hani böyle olunca da bunlar kendi metodolojisinden uzaklaştıkları için kendi kendilerini içinden çıkamayacakları bir çamura saplıyorlar. Yazık ediyorlar kendilerine yani. Yani Kur'an'a saygıyı, Kur'an'ı anlamayı sabaha kadar oturup yatmamak olarak anlatmışlar. Oysa sabaha kadar okuyup anlamış ve insanlara bu mesajı vermiş diyemiyorlar bir türlü. Böyle bir din Allah'ın dini olabilir mi? Evet. Buradaki türlü şekillerden birkaç tanesi mesela meşhur biliyorsunuz. Kur'an'da hal diliyle anlatım var, mecaz var, müteşabihat var, intak sanatı var. Sorular sorarak Allah anlatıyor. Veya kulların yaptıklarını biz yaptık diyor, sisteme vurgu yaparak anlatıyor. Her insanın farklı şekillerde bir parça bulabileceği her türlü şekilde anlatmış Kur'an. 114. Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahiyi sana gelip tamamlanmadan evvel Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki Rabbim ilmimi artır. Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Bak burada hükümdar kelimesi geçiyor. Hani Yusuf'un misafirleri geldiğinde ne diyorlardı? 72. ayette Yusuf suresi dediler ki hükümdarın su tasını kaybettik. Kim onu bulup getirirse ona armağan olarak bir deve yükü vardır. Ben de buna kefilim dedi Yusuf. İşte burada hep hükümdarı açın tefsirlere bakın o Mısır hükümdarı olarak anlamışlar. Oysa buradaki hükümdar gökleri ve yeri yaratan Allah anlamında kullanılmış. Bunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. İşte su tası ifadesi kullanırken de orada insanların amelleri anlamında kullanılmış. Yani bunu bir örnek olarak vermiştik. Bir erkek bir kadına aşık oluyor ve bunu polislere şikayet ediyor rol vari. O da tutukluyor bunu, sen hırsızsın diyor. Götürüyorlar karşısına o aşık olan erkek çıkıyor, evlenme teklifi yapıyor. İşte sen benim kalbimi çaldın diyerek. İşte buradaki hükümdarın su tasını çalma ifadesi de bunu mecazi bir anlatımla anlatmış. Yani orada Allah'ın koyduğu kurallara göre söylem ve yaşamını düzenleyen bir kardeşinden söz ediyordu ayette. Bunu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ve devam ediyor ayete. Hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel Kur'an'ı okumak için acele etme ve de ki Rabbim ilmimi arttır. Yani bu Kur'an böyle gökten zembille iner gibi peygamberin kalbine inmiyor. Olayları konularına göre, seyrine göre, helal ve haram, yanlış doğru kurallarına göre vahiy bilgiler iniyor. O konuyla ilgili bilgileri Allah peygamberin kalbine ilka ve ilham ediyor. İşte hani Musa'ya demişti ki katından bir kul, sen o konuda sırrına erişemediğin bir konuda nasıl sabredebilirsin diyordu. İşte bu da olayın iç yüzünü kavrayıp doğru bir anlayışı kavradıktan sonra buradaki ifade neyi diyor? Kur'an'ı okumak için acele etme. Yani
hemen hani Maide suresi 101. ayette sorma ifadesi kullanıyordu. Yani olayların iç yüzünü kavramadan inkar etme mesajına benzer bir mesaj burada. Acele etme ve de ki Rabbim ilmimi arttır. O konuda ben bilmiyorum. O konuda bana bilgi ver mesajı veriyor. Diye düşünüyorum. Peki Hatice Hanım, biz olarak ayet olursak... Hocam özür dilerim, çok özür diliyorum. Şimdi burayı şöyle anlayabiliriz değil mi? Yani konu, herhangi bir konu, bütün yönleriyle vuzuha kavuşmadan acele etme. Karar, acele edip de karar verme. Kanıya sahip olma. Çok güzel. Zan, tabii ki zan ve tahmin de bulunma, zan ve tahminle konuşma. O bilgi önünü kesiyor. Kesiyor ve o ilim gelinceye kadar sabret mesajı veriyor. Teşekkür ederim. Yani doğru alıp anlamadığımı kesinlikle anlamında söylüyorum. Doğru anlamışsın İsmail Hocam. Hatice Hanım, biz şimdi bu ayeti her akşam okusak, Rabbim ilmimi artırın desek, tesbih çeksek, bizim ilmimizi artırır mı Allah? Yani o şekilde arttırmaz Tevfik abi. Biz Kur'an'dan ne anladık? Yani ilmimizin artması için hangi ilimde artmak istiyorsa o yolda çaba sarf etmeliyiz. Mesela Kur'an'ı anlamda biz Allah bize ne diyor diye merak ediyorsak, öğrenmek istiyorsak Kur'an üzerinde zaman harcamalıyız. Ayetleri okumalıyız, Allah bize ne diyor demeliyiz. Yani bu şekilde ilmimiz artar. Yoksa ki oturup ilim hasır demek de olmayacağını çok şükür anladık. Ama burada Kur'an'a oturup zaman ayır, zamanını oraya harca demiyor ki. De ki diyor, Rabbim ilmimi artır. Biz biraz önce ne konuştuk Tevfik abi? Kur'an'ın anlatım sanatı. Yani bir şekilde mecaz kullanarak, işte intihap yaparak ya da soru sorarak bizi, aklımızı hani kullanmamızı sağlıyor. Bu da o yöntemlerden birisi. İlmimi arttır demek. Yani ilmimi arttır dediğimde ben oturduğumda nasıl artabilir ilmim? Hiçbir şekilde artmayacağına akıllı bir insan bunu bilir. Dolayısıyla o ilimle ilgili ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir. Her nefis çaba ve gayretine, yani evet, yaptıklarına karşı bir rehinedir ifadesi kullanıyor ya, işte yaptıklarını yapabilmesi için mutlaka o konuda bir karar verip çaba ve gayretini göstermesi lazım. Başka bir şey yok. Rıza Hocam, biraz önceki konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hani Kur'an Arapça dilde indirdik diyor ya Allah. Evet. Sonuçta bir dil olarak indirmiyor Allah. Ben kendi anladığım şeyi size söylemek istiyorum. Neydi Kur'an? Vahiy nasıl iniyordu? Peygamberin kalbine ilham oluyordu. Yani peygamber Allah'a o kadar arıyor ki, o kadar yaklaşıyor ki artık kalbine bazı duygular ilham alıyor. Yani sonuçta peygamber bir Türk olsaydı Kur'an Türkçe yazılacaktı ya da İngiliz olsaydı İngilizce yazılacaktı. Kur'an bir dilde inmiyor. O peygamber hangi dildense, hangi kavimdense o dilde yazılıyor sadece. Yani sonuçta bir dil olarak değil, ilham olarak iniyor. Ben bu şekilde anlıyorum. Çok güzel, çok güzel. Aynen öyle. Yani ilka ve ilham edilme olayı peygamberin anlayacağı şekilde ilham ediliyor. O anladığını ağzından süzülen cümlelerle insanları tebliğ ediyor. Ve bu bir taraftan yazılıyor, bir taraftan da ezberliyor. Kur'an böylece korunuyor, mesajı veriyor. Arapça Allah'ın dili değil, Abdullah oğlu Muhammed'in dilidir. İndirilen din Allah'ın dinidir. O din, o indirilen dinin açıklandığı toplum Arapça konuşan bir toplumdu. Yani aynı şeyi biz Musa'da görüyoruz. İndirilen din Allah'ın diniydi, Musa'nın dili İbranice'ydi. Musa o güne kadarki tecrübesiyle öğrendiği dil üzerinden Allah'ın mesajını insanlara anlattı. İşte bu gerçeği görebildiği zaman dili fetişistleştiren insanlardan artık olmadı hiçbir Müslüman. Çok güzel. Olay bu.
Adem'e ahit vermiştik. Fakat o unuttu. Biz onda bir kararlılık bulamadık. Andolsun biz bundan önce Adem'e ahit vermiştik. Ne zaman verdi ahidi? Bilen var mı? Yüce Hocam ne zaman verdi Allah Adem'e ahidi? Adem de onu unuttu diyor. Bu Adem abi, ben de... Sen orada mıydın İsmail Hocam galiba herhalde? İnsanın fıtratı üzerine Allah insanı İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Galibela dedikleri şey budur işte. Galibela demeyelim de o geleneksel din anlayışında. Hani Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini bugün, aldığımızda. Bugün bunu burada şeyde tartıştık da yani daha doğrusu bu bizim Memuse'nin il başkanıyla biraz konuşuyorduk. Bu konuyu geçti ondan dedim. Ya diyor hocam ben galibelada ben söz verdiğimi hatırlamıyorum. Ben de onu o konuyla ilgili bir şey düşüncelerimi aktarmıştım. Bunun için dedim galibela. Evet. Yani orada insanın bütün hücreleri, bütün organları, bütün eli, kolu, ayağı, gözü neyi varsa hepsi birer melektir. Bunların hepsinin söylediği Rabbim Allah'tır demesi değil mi? Bu ne zamana kadar devam ediyor? Ergenlik yaşına gelinceye kadar bu süreç devam ediyor. Ne zaman ki ergenlik yaşına geldi, o zaman insanlar ya iblisin yolunda ya da takvanın yolunda karar verip o yolda yürümeye başlıyor. İşte Adem'e biz ahit vermiştik dediği, o yaratılışta verdiği sözü hatırlatıyor. İşte o yaratılışta verdiği sözü ne zaman unutuyor? Rabbani yoldan saptığı zaman, yani iblis ona yüklendiği zaman diyor. Buradaki Adem kelimesi peygamber anlamında olan Adem değil. Buradaki Adem kelimesi Adem oğulları, yani insanoğlunun soyu anlamında kullanmış Adem kelimesini. Burada iki Adem'i Kur'an anlatıyor. Birisi Ali İmran suresi 33. ayette biz Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçkin kıldık ifadesi kullanıyor. Buradaki Adem'le o Adem'in farklı olduğunu bilmek gerekiyor. Hep Adem dendiği zaman aynı Adem zannediyorlar. İşte İsa'nın yaratılışı da Adem'in yaratılışı gibidir ifadesini kullanırken soy ağacı olan Adem'in yaratılışı gibi olduğunu da bilmek, vurgulamak istiyorum. Evet. Yani buradaki Adem'in hangi Adem olduğunu tespit etmek çok önemli. Yücel Hocam bu ayette, okuduğumuz ayetteki Adem'in hangi Adem olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mı soracağız? Hocam bu zaten tüm insanlığa verilen, yani bu ahit tüm insanlık için anladığına göre buradaki Adem'den söylediği şey insan soyu olan Adem'i. Ama peygamber olan Adem'den de ahit alındı. O zaman ben bunun peygamberi mi kastediyor, diğer insanları mı kastediyor, nereden anlayacağım? O zaman tüm peygamberlerden ahit aldık demesi lazımdı. Yani şimdi sadece bir tanesinin ismini söylüyor işte, Adem'den aldık diyor. Bu an Adem peygamber dememizde ne mahsur var? O zaman sadece bir tek peygamberden veya da bir tek elçinden ahit alınmaz ki. Hayır. Adem peygamber ahitten dönmedik hocam. Eyvallah. Çok güzel. Ayetin sonunda diyor ki Yücel Hocam bak. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Yani o caydı diyor verdiği sözden. Bir peygamber verdiği sözden caymaz. Dolayısıyla hani Bakara suresinde de diyor ya, ey Adem sen ve eşin cennette yerleşin fakat şu ağaca yaklaşmayın. Derken şeytan onların ayağını kaydırdı diyor. Şimdi şeytan bir peygamberin ayağını kaydıramaz. Şimdi oradaki Adem'in de, buradaki Adem'in de peygamber olan Adem olmadığı buradan ortaya çıkıyor. Hani peygamberlere düzgün beşer diyor ya Allah, onun garantisini veriyor insanlara. Yani peygamberlerin düzgün olduğunu. Dolayısıyla buradaki Adem'in
peygamber olan Adem olmadığını, Adem soyu olduğunu ayetin sonunda anlıyoruz. Şu iki ayeti doğru anlayamazsan Adem kelimesini de anlayamamış olursun. Adem kelimesinin ne anlama geldiğini anlayamamak da şu Kur'an'daki birçok ayeti de anlamakta güçlük çekersin diye düşünüyorum. Bunları bilmek gerekiyor. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ayak demişti. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında secde etmişlerdi de secde etmişlerdi. O etmişlerdi. O ne de demek istiyor? İblis'in dışında diğerleri secde etmişlerdi, o ayak diretmişti. Burada iblis secde etmedi mi diyorsunuz siz de bu ayete göre? Evet, iblisin secde etmemesi mümkün değil hocam. Hayır, o da melek olduğuna göre o da secde etti. İblisin iradesi yok ki, hayır ben secde etmiyorum desin. Çünkü iblis de... mesela ben iblis olsaydım, İradem olsaydı, Allah'ı da bu kadar yakından tanıdıktan sonra belli bir süre haydutluk yapsam bile sonra tövbe ederdim, iman ederdim. Ama bu iblis iman da edemiyor. İman edemediğine göre demek ki iradesi yok. İblis de secde etmemeyle emrolundu ve o gereğini yaptı. İblis de secde etmişti. Onun secdesi de secde etmemekti, yani tabi olmamaktı. O da o şekilde secdesini yapmıştı. Yok, burada bir müteşabih anlatım var. Biz bunu çözmemiz gerekiyor. Yani hani Bakara suresi 30'da da aynı ifadesi kullanıyor, aynı ifadeyi. Biz meleklere, ey melekler biz yeryüzünde bir halife var edeceğim dediği zaman Allah, melekler de Allah'ım biz seni tesbih ederken, takdis ederken, yeryüzünde kanlar akıtacak, bozgunculuk çıkaracak birini mi varacaksın demişlerdi. İşte Allah da sizin bilmediğinizi ben bilirim. Adem'e bütün isimleri öğrettik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Bütün melekler secde ettiler. İblis secde edenlerden olmadığı ifadesiyle anlatıyor. Oysa bütün melekle melek konumunu Kur'an tarif ederken Allah kendisine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden, iradesi, seçeneği, aklı olmayan varlık olarak tanımlıyorsa, burada iblis de secde ediyor. Ama ayette neden böyle diyor? Biz bunu çözmemiz, anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda herkes görüşünü bildirsin diye düşünüyorum. Çünkü bu anlaşılırsa, Kur'an'da o sorulan sorulara, melekle iblisle ilgili sorulara hep cevap verilir diye düşünüyorum. Ya hocam şimdi burada iblisin secdesi şöyle oluyor. Allah diyor ki ona insanlara kötülüğü emredeceksin, şunları yapacaksın diyor. O da baş üstüne ya Rabbi diyor, yapıyor hocam. Ama huzurundan niye kovuyor? Huzurundan kovduğu hocam iblis değil. Onun telkinleri, bunları Allah diyor, bunları makbul görmeyin diyor. Ben makbul görmüyorum diyor. Siz de makbul görmeyin, bunları yapmayın diyor yani. Onun için huzurundan kovmuş oluyor. Yani kötülükleri teklif sunuyor ama bu kötülükleri teklif sunma sonucunda insanlar sapıyor. O zaman sen kovulanlardan oldun ifadesiyle anlatıyordu. İblis de diyor ki Allah madem ki beni ateşten yarattın, beni huzurundan kovdun ve bana kıyametin sonuna kadar, yani insanların tekrar ölüp dirilinceye kadar süre tanı yaşamama, ben de senin kullarını
önünden, arkasından, sağından, solundan yaklaşarak onları saptırayım diyor. Şimdi bu ifadeler herhalde boş sözler değil. Yani ne demek insanların ölüp de dirilinceye kadar yaşama süresi istemesi? Allah da o süreyi verdim sana diyor. Böyle bir şey nasıl olur? Ben onu merak ediyorum. Yok hocam, baştan zaten Allah onu öyle yarattı hocam. Baştan yaratırken insanlar ölüp de dirilene kadar senin vazifen bu diye yarattı. Hocam benim de anladığım şöyle, müsaade olursa tabii. Tabii. Benim de anladığım şöyle, melekler hem Adem'e secde ediyorlar hem Allah'a secde ediyor. İblis ise sadece Allah'a secde ediyor, Adem'e secde etmiyor. Adem'i yoldan çıkarıyor. Peki yoldan çıkarmak için teklif sunması yoldan çıkanlara secde etmesi anlamında değil mi? Peki burada neden secdesini kabul etmedik diyor? Allah'ın makbul görmediği şeyler hocam, iblisin teklifleri onun için. Makbul görmüyor da niye yaratmış bunu? Asıl bizim hocam can damar teşkil eden bu. Bizi imtihan etmek için işte hocam. Hocam onu sadece bize tanıtmak için yapıyor Allah. Yani orada Allah'ın rakibi değildir. İblis Allah'ın rakibi değildir. Allah'ın yarattığı bir varlıktır. İblis yani varlığı itibariyle insana rakip gibi görünüyor. Dolayısıyla Allah'ın emrinin dışına yine çıkmıyor. Ama iblis olmamış olsa insanın cenneti de olmayacak. Aslında cennet, insan cennetini bir anlamda iblisin varlığına... İnsan da olmayacak Ali Baba. Bak bu çok güzel işte. Mustafa abi, Ali Baba'nın söylediği çok güzel. Hani Araf suresi 20. ayette ne diyordu? İblis olmasaydı siz iki melek olurdunuz diyor Adem ve eşine. Yani iblisin insana yüklenmesiyle insanın hem Rabbani yola eğilimli hem de gayri Rabbani yola eğilimli ne tür bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. İşte denenme burada, muhatap olma, Allah'ın muhatap olması burada başlıyor insana. Olay bu değil mi? O zaman şunu anlamak gerekiyor. Yani iblisin melekleri Kur'an ikiye ayırıyor. Bak hep ikişerli bir anlatım. Birisi Rabbani yolda yürüyen insanlara secde eden melekler var. Birisi de gayri Rabbani yolda yürüyen insanlara secde eden melekler var. Hani Kur'an ne diyordu? Şeytana yakın göğü süsledik ifadesiyle kullanıyor. İşte neyle süslüyor bunu? Yanlış yola gidebilecek malzemelerin verilmesiyle süslüyor. İşte yanlış yola gidebilecek malzemeleri de iblisle gündeme getiriyor Kur'an. Bunu anlamak gerekiyor. Zaten bunu anladıktan sonra iblis bir melek olduğuna göre o zaman iblis de kesinlikle Allah'ın kodladığı bilginin dışına çıkamıyor. Ve bundan dolayı suç iblisin değil, suç iblise uyanlarındır. İşte iblisin gururlanma, kibirlenme, sen beni ateşten yarattın, Adem'i ise topraktan yarattın, nasıl olur da ben topraktan yaratılana secde etmek için var olmuşum ifadesini kabul etmiyor. Bundan dolayı da insanda tecelli ediyor iblisin teklifleri. Ne yapıyor iblis insanda? Gurur, kibir, büyüklenme, İnkar, Allah'ın karşısında ayak diretme ifadeleri hep iblisle insanda gündeme oturuyor. Ama takvanın teklifleriyle yaşamını düzenleyen insanlar
Allah'ın karşısında secde ederek, kapılarından secde ederek girin dedik. Onlar da secde ederek girdiler veya Rabbine bağışlanma dilediler. Ama Rabbani yoldan çıkan insanlar tamamen bunun tersinde, gayri Rabbani yolda yürüyerek Allah'ın koyduğu, gönderdiği bütün peygamberleri yalanlayan ve onlara zulüm yapan, onları yerinden yurdundan süren, öldüren insan olarak insanda gündemini oluşturuyor iblis. Olay bu değil mi? İblis olmasa insan yok demektir. İnsan yoksa iblis de yok demektir. Bunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. İblis yoksa imtihan da yok. İmtihan da yok, cennet de yok, cehennem de yok. Allah'a muhatap alacağı bir varlık da yok. Hani sizin duanız olmasaydı ben size değer verir miydim derken bunu anlatıyor Allah. İblis neden şey yapıyor hocam, insanı topraktan yarattın da beni ateşten yarattın diyor? Bunu iblis demiyor. Allah iblisi lisan-ı haliyle konuşturarak bize ders veriyor Allah. Tamam, yani iblis ateşten mi yaratılmış? Ateşten yarattık diyor. Yani iblisin soyunu takip edenler, iblisi takip edenler ateşe girecek mesajı da veriyor burada. Can, ruh, iblis bunların ontolojik varlığı ateşe dayanıyor hocam. Toprak ve su değil. Ateşe götüren varlık anlamında yani. Evet. Mesela Kur'an insanı altı ana parçaya ayırıyor. O zaman şöyle de algılayabiliriz. İnsan özünde ateşin çocuğudur hocam. Toprağın da suyun değil. O sonraki aşamadır. Şöyle diyelim. Yani insanı altı ana parçaya ayırıyor Kur'an. Birisi beden, bu topraktan yaratılmış. İkincisi can, bu dumansız ateşten yaratılmış. Yani insana enerji veren, insanı diri tutan, insanı ayakta tutan enerji anlamında can ifadesi kullanmış. Üçüncüsü ruh, insandaki bütün hücrelerin, bütün organların, bütün elin, ayağın, kolun, gözün, derilerin hepsinin Allah'ın kodladığı bilgilerle hareket eden melekler olduğunu da söylemiş. Ruh derken bunu anlatıyor Kur'an. İkinci bir profil olarak iblis insanlara inkarı, isyanı, fuhşu, ahlaksızlığı teklif sunmakla görevli bir melek. Takva ise insanlara yaratılışta verdiği Rabbimi Allah'tır sözüne sadakat göstermeye uymayı teklif sunmakla görevli bir melek. Akıl ise insanın karar verdiği yönde davranışlarına çözüm getiren bir melektir diye düşünüyorum. Yani insan hangi yönde karar verirse akıl o yönde insanlara hizmet eder diye düşünüyorum. Yani şunu araştırın, inceleyin. Psikoloji ilmi de aynı sonuca varıyor. Evet. Onun üzerine dedi ki, ey Adem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Bunun üzerine dedik ki, yani iblisin bu yanlış tutumunu Allah bildiriyor. Ey Adem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Kim? O iblis. Kim? İblisin tekliflerini ilke haline getirip geriye dönüşü mümkün olmayan şeytan düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Yani burada cennet ifadesini kullanırken yaratılışta her insan Rabbim Allah'tır demişti. Ergenlik yaşına gelinceye kadar her insan meleklik konumu devam ediyor. İşte bu konuma cennet ifadesiyle Kur'an anlatıyor. Yoksa genelde hep tefsirciler
cennet ifadesi kullanırken gölgelik, ağaçlık, yeşillik, yer olarak tanımlamışlar. Oysa cennet kelimesini yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne itaat ettiği meleklik dönemine cennet diyor Kur'an. İşte meleklik döneminde çıkması demek insanı iki yola sürüklüyor. Ya gayri Rabbani yola ya da Rabbani yola. İşte yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösteren insanlar zaten onu devam ettirerek şöyle diyor. Yine Enfal suresi yanılmıyorsam 53. ayette biz bir kavim kendi gidişatını değiştirmedikçe Allah nimet olarak verdiğini değiştirici değildir ifadesi kullanıyor. Nimet olarak verdiği neydi? Yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstermeyi insanlara teklif sunuyordu. Ve insanlara bunu yerleştirmişti. Bunun üzerine devam eden ayetler onu kesinlikle o iblisin teklifi yönünde Hazreti Meryem gibi Ashab-ı Kehf gibi o insanlar o iblisin tekliflerini tepeleyip atarlarsa yine Şem suresi 7, 8, 9, 10. ayetlerde bunu açıklıyor. Atarsa işte kesinlikle o yolda yolunu saptırmadan devam eder gider. İşte ne zaman ki iki düşmandan bahsediyor insana, bir iblisten, cinlerden düşman, bir de insan şeytanlarından düşman diyordu. İnsan şeytanından düşman olan neydi? İblisin tekliflerini ilke haline getirip geriye dönüşü mümkün olmayan şeytanlardı, kafirlerdi. Birisi cin şeytanı da yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bu sözden caydırmayı teklif sunan iblisti. İblis de cinlerdendi, iblis de kafirlerden oldu ifadesini kullanırken de bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Yani devam ediyor ayette. Ey Adem. İblis de kafir oldu. Hayır, İblis de kafir oldu. Ey Adem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Yani kesinlikle onların sözüne uymayın. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. O yaratılışta verdiği konumu cennetteydi. Oradan çıkarmasın. Sonra mutsuz olursunuz. Ne demek mutsuz olmak? Hem dünya hayatında o yaratılışta verdiği sözü reddetmekle, onun dışında hareket etmekle dünyada her yapılan yanlış davranış insanları mutsuz eden, ahiret aleminde de ebedi cehennemi hak etmekle oradaki çekilen cezadan dolayı onların mutsuz olduğunu anlatıyor Kur'an. Şimdi burada bir ifade daha var. Ben Yücel Hocam'a onu sormak istiyorum. Yücel Hocam, burada diyor ki, ey Adem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Eşini niye burada zikrediyor? Çünkü insan hem erkek kendi dışından yaratmıştır. Yani başka bir seçenek yok yani. Hem kadın hem erkek. Şimdi bir başka ayetlere diyor ki ey Adem, Bakara suresinde sen ve eşin cennette yerleşin diyor. Şimdi bunları anlatırken Adem'i eşiyle birlikte zikrediyor. Bazı yerlerde Adem'e ahit vermiştik fakat o unuttu, biz onunla karanlık bulamadık diyor. Benim buralardan anladığım Adem'in imtihanın başlangıç dönemlerini bize bildiriyor Allah. Yani Adem rüşt yaşına geldiğinde, yani eş edinebilme potansiyeline geldiğinde aynı zamanda imtihanı da başlıyor. Bundan dolayı
sen ve eşin dediğini düşünüyorum. Yani buradan imtihanın, Adem'in imtihanın eş, çünkü burada kadın da aslında Adem, Adem soyundan yani. Kadın Adem soyundan başka bir şey değil ki. Ey Adem, sen ve eşin dediği anda artık bu Adem'le eş edinebilme rüşt yaşına gelmiş olduğunu anlıyoruz. Ve o rüşt yaşında imtihan başlıyor. Yani imtihanın başlaması rüşt yaşıyla birlikte olduğunu biz buradan görüyoruz. Yani eş edinme dönemine geldiğinde Adem ya cennette kalacak, devam edecek ya da cennetten çıkacak. Rüşt yaşını da burada bu şekilde anlamış oluyoruz. Çok güzel. Bir de şöyle düşünürsek, hani Nisa suresi 1. ayette biz Adem'i tek bir nefisten yarattık. Sizi tek bir nefisten yarattık. Ondan da eşini var ettik ifadesi kullanıyordu. Yine aynı ifade Araf suresi 189. ayette sizi tek bir nefisten yarattık. Ondan da eşini var ettik. Yani iki tip insan var. Birisi cinsiyet olarak kadın, birisi cinsiyet olarak erkektir. Hem erkek hem kadın Allah'a sorumluluk yüklenme konumunda her ikisi de eşit mesabededir. Onun kazandıklarından, kadının kazandıklarından bir pay var, erkeklerin kazandıklarından bir pay vardır diye ifade eder. Yani kim ne kazanmışsa kazandıklarına göre ahiret aleminde mükafat ve ceza alacaklar ifadesi kullanıyor. Burada Adem ve eşi kelimesini kullandığı zaman mutlaka bir kadını, yani Tevfik Hocam'ın söylediği gibi ergenlik yaşına ermiş, evlilik çağına gelmiş olan bir erkek ve kadından bahsediyor. Zaten iblis ne zaman gündeme geliyor? İnsanın ergenlik yaşına geldiği zaman gündeme geliyor. Daha önce neden yok? Çünkü daha önce melekti insan. Bunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ayet sonunda diyor ki sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. İblis insanı nasıl cennetten çıkarır? Terkinleriyle hocam. Eyvallah. Yani insana takvanı değil de takvanın zıttı olan şeyleri tekir sunarak cennetten çıkartıyor. Nedir takvanın zıttı olan şeyler? İşte Allah'ın yap dediklerini yapmamak. Mesela Allah namaz kıl diyor. İblis diyor ki daha yaşın genç. Bak bu zamanda diyor teknoloji var, ilerleyeceksin, okuyacaksın. Sonra kılarsın. Oruç tutacak zaman hacca gider gelir bir tövbe edersin. Allah günahlarını affeder. Şimdi ye iç eğlen gelsin. Bak hayat çok güzel. Kalbin götürdüğü yere git. Bir diğerine işte bu diyor bak bu heykel bu olmasaydı sen olmayacaktın. İşte bunun yolundan git, bunun izinden git. Efendim sayısız yolları var iblisin insanı yoldan çıkarması için. Hatta Kur'an okurken bile insanı yoldan çıkarıyor. Sen bunu diyor pek boşuna anlayamazsın. Sakın ha peygamberi devreden çıkarma. Git Buhari'yi bul, Müslim'i bul, Tirmizi'yi bul, Kuleyni'yi bul, Ahmet bin Hanbel'i bul, bul da bul. Ondan, oralardan bunu anlamaya çalış. Oraya da adımını attığın an seni bir bataklığın içerisine çekiyor. O zaman bizim cennetten çıkmamamız için vahiyi ve içimizdeki takvayı çok sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bakın İsrailoğullarında bunu görmedik mi? Daha yeni işledik. Musa belli bir süreliğine kavmin yanından ayrıldı. Peygamberin yanında olan insanlar bile dünyevileştiler, paraya, menfaatlere, dünyaya tapmaya başladılar. İnançlarına şirk bulaştırdılar. Onların hiçbiri Allah yoktur demedi. Ama onun yanında
kendi nefislerini, arzularını, dünyevileşmeyi onun emirlerinden üstün hale getirdiler. Peygamberin getirdiğini sentez yaptılar. Neyle sentez yaptılar? Bu haliyle Müslim'de işte tarihi rivayetlerle veya o günkü menfaat sahiplerinin onlara dayattığı bir takım şeylerle, Türkiye'de bir de o var biliyorsun, devlet dediğiyle dayatmalar var yani. Bütün insanlara, bütün nesillere. Şunu seveceksiniz, şunu sevmeyeceksiniz, şu iyidir, şu kötüdür. Sürekli gaz veriyorlar. Bir nesli böyle yetiştiriyorlar. Onun için bu iblisin Adem'in ve eşinin cennetten çıkarmasının binlerce, milyonlarca yolu var. Ama cennette kalabilmenin yolu sabit ve tek. Vahyi uyacaksın, Kur'an'ı iyi anlayacaksın ve takvanın sesini dinleyeceksin. Sorgulamadan vazgeçmeyeceksin. Ben öyle anlıyorum yani. Şimdi saatimiz geldi. Başka sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Peki. Başka soru sorabilirsiniz. Galiba iblis sizin sesinizi, soluğunuzu kesti. Buradan görünce yoldan çıkacağız diye sessizliğe büründünüz. Sessiz sessiz herkes gitsin, hemen abdestini alsın, namazını kılsın, tövbe etsin. Zaten bir besmele çektin mi biliyorsun şeytanın beli kırılıyor yani. Hayırlı geceler. Oldu, selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun diyorum.